Selamünaleyküm, hayırlı Ramazanlar. Hocam, YouTube'da dinle alakalı Allah ve ayetlerini ağızlarına alarak ve mezarlıklarda ölülerimizi rahatsız ederek ormanda, dağda, bayırda cin videosu çeken kanallar var. Allah. Ve arkadaşlarına çarşaf giydirerek insanlarımıza cinliği gösteriyorlar. Ben de bunlara karşı bir mücadele için bir kanal açtım. İnsanlarımızı aydınlatmak için mücadele ediyorum. Benim sorum şu, ilk sorum, bunları nereye şikayet edebiliriz, nasıl önüne geçebiliriz? İkinci sorum da, cinleri her istediğimizde kameraya çekebilir miyiz, kameraya çıkarlar mı? Bilgilendirirseniz sevinirim, saygılar sunarım. Evet. Cinleri kameraya çekiyorlar diyor. Hocam, insanları aldatmak için dağda, bayırda, mezarlıklarda sahte videolar çekiyorlar. Bunlar cin diye aldatıyorlar diyor. Cinleri değil de şeytanları değil de şeytanlaşmış insanları çekiyorlar. Yani seyircilerimizin de dikkatini çekeriz. Şeytanı göremiyor. Şeytanı göremiyor ama şeytanlaşmış insanları görüyor. Şeytanın rolünü insanlara yaptırıyor. O yüzden minel cinneti ve nas. Ya Rabbi, şeytanlardan ve insanların şeytanlarından senin şerrin, onların şerrinden himayene sığınırım ya Rabbi. Öyle diyoruz. Rabbimiz böyle öğretiyor duayı bize. Evet, bunların önüne nasıl geçebiliriz? Bu tür durumlarda neler yapabiliriz diye soruyor. Nasıl bilinçlenmeliyiz? Müşterisiz meta zayidir denilir ya. Değerli seyircilerimiz böyle şeylere değer vermesin, itibar etmesin. İşte o zaman alıcı olmayınca satıcı da olmaz. Olmaz. Peki diğer sorusu da hocam, cinleri biz görebilir miyiz? Onları kameraya çekebilir miyiz? Görünürler mi? Görünür varlıklar mıdır cinler? Yok efendim, cin demek zaten lügat anlamıyla nedir? Gizlenen, görülmeyen. Şimdi biz onları göremiyoruz, onlar bizi görüyor. Efendim, şunu da iyi bilelim ki cinler illa kötülük unsuru varlıklar değil. Yani ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun. İnsanları ve cinleri bana kulluk etmeleri için yarattım. Demek ki Peygamberimiz de Resulü's Sakaleyn'dir. Ne demek Resulü's Sakaleyn? İki taifenin peygamberi. Hem insanların hem cinlerin. Onlar da bizim gibi kullukla mükelleftirler, görevlidirler. Yani işleri güçleri yok da bize zarar verme değil. Onların zararlılarına şeytan diyoruz. Şeytanlar da bize fiziki ve maddi müdahaleleri söz konusu değil. Muhsin Bey, fiziki ve maddi müdahaleleri değil. Ya fikri, ruhi. Vesvese veriyor. Ya vesveseleri, evet. Telkınları vardır. Evet. O kadar. Evet. Peki, teşekkür ediyorum.